izlenme rekorları kıran yeni nesil yarışma programımız Alan'a hoş geldin. Şimdi eşin ve kayınpederin bağlantıda, canlı yayında olacaklar. İyi misin dünden beri? İyiyim. Dünküne göre biraz kendimi toparladım. Hemen Hatay'a gidiyoruz. Hatay'da Caner karşımızda. Yanında Duygu Yücel'in eşi, kayınpederi ve kayınvalide Elif Hanım var. Caner merhaba. Merhabalar Esra Hanım. İskenderun'dan sevgiler, saygılar sunuyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi eşi, kayınbabası ve kayınvalidesi Elif Hanım burada. Eşinin söyleyeceği çok şeyler var Esra Hanım. Sözü uzatmadan ben kendisine mikrofonu vereyim. Sizin de sorularınızı cevaplayacaktır umuyoruz. Hoş geldin Serdar. Şeref. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba, iyi yayınlar. Şeref Yücel, teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. İlk olarak ne söylemek istersiniz? Dün yayını takip ettiniz mi? Yayın sonrasında nasıl, YouTube'dan nasıl programı izlediniz mi? Karınızın iddialarını duydunuz mu? Evet, sonradan izledim. Sadece Duygu'ya sormak istedim, oraya neden çıktı yani? Zaten mahkemeliydik. Oradan benim, madem boşanmak istiyor, ben de boşanmak istiyorum. İstedikleri talepleri benden ne? Bunu öğrenmek istiyorum. Tehdit ediyorsunuz. Babam bir yandan, sen bir yandan tehdit ediyorsun. Gelmedin mi konteynere? Babamı darp etmeye çalışmadın mı? Utanmıyor musun yalan söylemeye? Senden sonra senin babanı arayıp da aynı şekilde bizi öldüreceğini söylemedi mi? İki yüzlüsünüz. Konteynerin... İçinde çocuk var, deli gibi sürüp geliyorsun. Ha, utanmıyor musun? Esra Hanım. Yalancısınız Esra ya, Hanım, hepiniz yalancısınız. Bu konuyla, bu iddia ettikleri konuyla ilgili bir aylık bir uzaklaştırma kararı almış karınız zaten. Sizin çocuk teslimi için aslında çocuğu alıp bir süre sizde kalıyor. Sonra anneye teslim ederken aranızda bir tartışma yaşanıyor ve bu tartışmada kimse velayeti benden alamaz, ben bu çocuğu senden alamam. Eğer sen bu çocuğun velayetini istiyorsan, benden alacak, daha anasının karnından doğmadı. Evet. Seni öldürürüm, sen kim oluyorsun? Ben oğlumu istediğim zaman, istediğim saatte görürüm. Evet. Bir Allah'ın kulu benden alamaz ve ondan sonra senin kafanı keser, kapının önüne atarım. Hem babasına hem de karına kesinlikle karşı bu ifadeleri kullandın mı? Hayır, yalan söylüyorlar. Sen yalan, sen söylüyorsun. Sen yalan söylüyorsun. Hepsi var. Hepsi var. Çıkacak. Şahitlerimiz var. Rica ederim. Rica ederim. Bak, rica ederim. Bir saniye. Bir saniye. Saygımı bozmak istemiyorum. Rica ederim. Anasının ağzına bir bant bağlar mısınız? Karşımda Allah car car etmesin. Allah Allah. Bozsana. Rica ederim. Orada susun. Orada bozduğun gibi bozsana. Kibar mı oldun hayır televizyona çıkınca? Hı? Hı? Ettiğin küfür. Rica ederim. Ağzına bant bağlar mısınız? 56 yaşında benim babama darp etmeye girişiminde bulunmaya. Terbiyesiz. Buraya gitmişsin. Rol yapıyorsun, yalan söylüyorsun, doğruları konuş. Peki, Şerif, Şerif Yücel, 3 yıllık evliliğiniz sizin gözünüzde, sizin tarafınızda nasıldı? Nasıl yaşandı dalga bu evlilik? Geçiyor. Ve karınız niye boşanmadı abi? Yazıklar olsun. Abi ne yapayım? Yazıklar olsun. Komik olan ne? Yazıklar olsun. Vallahi size yazıklar olsun. Niye? Tebessüm edecek bir şey varsa ne olur bana da söyleyin. Orada en çok benim ihtiyacım var gülmeye. Gülünecek şeyi bize de söyleyin ya, biz de gülelim ne olur. Çok ihtiyacım var ya, tebessüme. Gülebilirsiniz, ben kaynanamın haline gülüyorum. Bu evlilik sizce ben niye bitiyor? Ben çok meşgulüm. Şerif düzgün. Evlilik neden bitiyor? Çok çok güzel yere nokta vurdunuz. Bak öncelikle şunu söyleyeyim. Benim kaynanam işten gelmişim. Yemek yiyeceğim. Canım dedim, yemek koyar mısın? Annesiyle telefonla konuşuyor. Annesi diyebilir, kızım telefonu kapatayım, kızını kocan yemeğine koy, sonra konuşabiliriz. Ama bu yok, bu kapıyı açtı, sert kapattı, öbür odaya gitti. Tek dediğim kelime şu, git ananın evine, ben yemek yapacak kadını getiririm ben bu eve dedim. Hiç tavizim yok, canımdan çok severim, kellemi ortaya koyarım. Ama ben bitirdim mi bitiririm. Hiç ya, arkama da ayırmam, göz yaşına da ayırmam. Ben kızımla telefondan yalan konuşurken söylüyor, kızıma söyledi. Senin telefonu konuş, bizi Duygu'nun aradığı bir yani, haberin yoktu. Şimdi, sus. Şerif de kızıma dedi. Konuşsun. Şimdi dün baban da yayına bağlandı. Gelininden kahvaltı ya, istedim. Ya şuna bir bant bağlar mısın? Vermedi. Diyorsun abi, ki karımdan... Car car car. Aptal değil mi? Evde de böyle.
46. Bu iletişim. Sen yanındaki babana bak. Eve alışveriş yaptığında bile benim poşetlerimi kurcalayan senin... Örgütsüzsünüz oğlum. Bak kızım. Ben sana şöyle söyleyeyim. Bak boşanma sebebim benim ne biliyor musun? Dinliyoruz. Duygu. 3 gün diye annesiyle yolluyorum. 1 hafta kalıyor. Ondan sonra 2. haftaya izin yalan istiyor. Söylüyor. Ona da veriyorum. Yetmiyor. 3. haftaya izin istiyor. 3 hafta annesiyle bir eşi olarak kalabilir mi? Annesi diyor ki yiyeceğim bir tabak yemek. Ondan sonra benim karşıma çıkmış diyor ki kocam beni aldattı. Ben aldatmadım. Miyim? Bana kanıtına gelsin, ispatına gelsin. Video var diyor. Beni aileme gönderdi. Ben göndermek gitmek istediğimde bahane uydurup sürekli evde bir kavgara hırgır çıkaran bir adam. Ve bir gün kendi bana dedi ki git ailende kal dedi. Bir hafta kal dedi. Borcum ben dedi, dedi mesaiye kalacağım dedi. Geç saatlerde çalışacağım dedi. Git ailende kal dedi. Ben dedim ki hatta bak bunun arkasından bir iş çeviriyor olma benim arkamdan dedim. Hı. Güvenmiyorum sana dedim. Yok hayır çalışacağım dedi. Senin ailen konteynerde kalıyor dedi. Elektrik su faturası vermiyor dedi. Benim de borcum var. Evet. Sen dedi git ailende kal. Gittim. Evet. Yalan söyle be paraya ihtiyacım var. Terbiyesiz. Evet. Gittim de zaten orada telefonunda terbiyesiz. Benim bir bildirim geldi. Telefonla az diye kayıtlı. Pardon tırcı diye kayıtlı bir kadınla karşılaştım. Kendi telefonuna kaydediyor bunu. Hı. Resmi de var yani bize kanıtımız da var. Ve öğreniyorum ki işe falan hayatta gitmemiş. Beni aileme göndermesinin sebebi evde yasaklı madde kullanmak. Çok bir güzel de eğlence yapıyor. Mekanlarına gitmesi. Burada Sezer Yücel adlı kişiyle birlikte beraber eğlenmeye gitmişler. Ve ben konuştuğumda bu kadını yakaladığımda o kişiyle konuştuğumda dedi ki senin eşin dedi beni teşvik etti dedi. Eşime söylüyorum, eşim onun üzerine atıyor. Ona söylüyorum, o şerifin üzerine atıyor. Daha sonrasında benim telefonlarımı engelledi Sezer Yücel. Peki, Sezer Yücel'le bir çapkınlık turunuz olduğunu, karınız bu konuda sizinle yüzleştiğini söylüyor. Şimdi Şerif sen diyorsun ki bu evlilik yemek mevzu, yemek yüzünden bitiyor. Çünkü baban da kahvaltı istiyor, sen de yemek istiyorsun. Bu yemek önünüze konmadığı için bu boşanma. Ama eşin boşanma davasında senin madde bağımlısı olduğunu... Yemekle söz konusu değil. Hayır, eşin senin madde bağımlısı olduğunu, onu aldattığını... Şiddete eğilimli olduğunu, bu evlilik içerisinde ona psikolojik şiddet uyguladığını iddia ediyor. Bak ben bir kezden fazla çok kez uyardım. Rica ederim mutfak dolabında aspiratörün ara boşluğunu temizledim. Erkek olduğum halde eşime dedim ki canım bunu ne temizler? Bu ilaç, iki tane ilaç, iki tane bez çıkar. Yukarıdan aşağı temizledim, indirmişim, tertemiz. Bezlerini yıkadım, teslim ettim. Bana bak hele, karıları yatağa atana kadar iki işini yapmasın. Zor mu be? Küçücük çocuğum var. Zor mu avradına yardım ettin diye? Bir şey söyleyeceğim. Ayıp be, ayıp. Eşine yardım çalmış, onu başına kalkıyor. Bir dakika. 40 yılın başı evde bir iş yapmış, onu başıma kalkıyor. Benim hamileliğimde doğum sonrası yardım etmeyen kocam, yani dışarı işe çalışmaya giden kocam geçmiş 40 yılın başı evde bir temizlik yapmış onu bin kere söylüyor. Ve bu temizliği yaparken bana saldırdığı Şerif Yücel oturuş tarzını düzeltebilirse seyircilerimize karşı hani şu tarzda. Kapatalım şu bacakları da kapatalım. Erkekler de oturmayı öğrensinler. Vallahi bak ben o kadar rahatsız oluyorum ki yani bu sebeple bütün erkek konuklarımızla böyle açık bacaklarınızı oturamazsınız kardeşim ya. Vallahi tiksiniyorum artık ya. Düzgün konuş Serdar. Şimdi Şerif bir dakika Serdar Bey siz çok güzel ifade ediyorsunuz. Ben oğlunuza soruyorum. Madde bağımlılığınız var mı? Bu konuda karınızla kavga ettiniz mi? Karınızın yanında madde kullandınız mı? Hayır kesinlikle. İstiyorsan şimdi gidip kan tahlili, idrar tahlili dahi verebilirim. Peki eşinizin kaşının üstünde olan o yarayı hatta izi kalmış yarayı siz mi yaptınız? Doğrudur, doğrudur. Hayır onun o olayını şöyle söyleyeyim. Mutfak dolabımın gözü cam sistemli. Mutfak dolabını sert kapatınca porsiyon tabağı açtığında cam kırıldı böyle kesildi. Vallahi ne yalan söylüyor. Bir dakika bir adın Şerif Hanım şerefli değilsin. Beni Allah şerefli değilsin. Anan da biliyor baban da
biliyor, bacım da biliyor. Anne, hepsi biliyor ve... İnkar ediyorlar. Esra abla, benim fikrimi yapan gözüne. Bizzat ben iletişim kurduğum kişiye sorulabilir. Ben şikayetçi olacaktım. Zaten doktor bana sordu. Kim yaptı bunu dediğinde eşim yaptı dedim. Kayınvalidemdi. Yüz orada yanımdaydı. Eşimden enişteme telefon açtı. Açmasıyla hastaneye gelmeleri bir oldu. Oradan beni götürdüler. Yani adıyla kaçırdılar. Çünkü şikayetçi olacağımı gayet iyi biliyordu kaynanam. İzin vermedi. Oğluna gidene kadar tamam, arabada bana yalvardı. Duyuyor. Sen beni anne olarak görmüyorsun. Bak yapma, etme. Çok çok para cezası alır. İşte olmuş bir kere, sinir anında olabilecek bir şey. Söylediniz mi Elif Hanım bu cümleleri, kurdunuz mu? O gün orada mıydınız hastanede? Duygu, beni duyuyor musun? Bir saniye, ben bir şey soracağım. Tabii. Duygu, ona çıkma sebebin ne içindi? Niye, zoruna mı gitti çıkması? He? Herkes gerçek yüzünüzü yok, görsün. Yok, zoruma gitmedi. Benim gözümün başını yaptınız. Ya görsün, görsün. Ben anlamam, anlamam. Çok arnına... Yemek yapacak kadın buldunuz mu? Sus sen, sen sus. Şerif Bey. Arzu. Şerif Bey, yemek Arzu. Yapacak kadın buldunuz Arzu. Mu? İşinize demişsiniz Arzu. Ya. Ben yemek yapacak Arzu. Kadın bulabilirim diye. Arzu, beni dinliyor mu? Ben seni dinliyorum. Arzu, sen de bayanı dinliyor mu? Tamam, sen beni bir dinle. Gel 2,5 milyon vereyim. Sen bu davadan vazgeç. Kabul ediyor mu? Bana bak, biz satlık insanlar değiliz. Öyle sizin gibi paradan satılık alacak insan değiliz, tamam mı? Serdar Bey, zengin misiniz? Biz niye gönderdin? Biz niye? Değeri bitirmez insanları. Senin paran bizi almaya, ha? Satın almaya yetmez kardeşim, ben, yetmez. Bendeki bu şerefi senin paran yetmez almaya. Duymuyor. Serdar Bey, 2,5 milyon para istemiyorsun. Ay. Niye o kadına söylettiriyorsun? Niye ne? O kadını arıyor, söylüyor o zaman? Neyi bunları, bunları, bunları biz istiyoruz diye. Neyi hesapladın mı? Bir saniye, boşanmada 2,5 milyon. Parayı bir aralık. Susar mısınız? Tamam. Şimdi bakın. Üslubunuz, tavrınız ve tarzınız inanılmaz yanlış. Söylediklerinizde haklı bile olsanız bu tavrı sergilediğiniz sürece hem toplumun önünde hem de bizlerin önünde haksızsınız. Bir kere yani Esin Hanım, parayla Esin Hanım. Hiçbir şeyi satın alamazsınız. Bakın anladığım kadarıyla Esin varlıklı bir Esin ailesiniz. Esin Hanım, çok güzel konuşuyorsunuz. Hayatınızda bugüne kadar her şeyi parayla yaptırmışsınız. Çocuğumu parayla almaya çalıştılar Esin abla. Para, fakat yani, hayır, bu tavrınız çok çirkin. Kesinlikle. Şimdi gelin Hanım, gelin Esra size Hanım. Parayı vereyim. Bak, susun. Siz söylediniz. Ben hayır. Sizi dinledim. Siz de beni dinleyin. Hayır. O zaman gelin dinleyin. Parayı vereyim. Susun ne demek? Ben size söylüyorum. Bunlar benden 2,5 milyon para istedi. Avukatlarıyla beraber. Kendine tamam, dedi. Gelin anlaşalım. Evet. 2,5 milyon para istediler. Boşanmada. Ben 2,5 milyon verseydim o canlı yayına çıkmayacaklardı bunlar. Verseydiniz o zaman. Çıkmayacaklar. Dosyada var. Avukatta var. Utanmaz. Avukatı da var. Utanmaz. Kendi avukatları var. Sahtekar. Yalancı. 2,5. La yemin ederim. Böyle bir şey var. Sizin tarafınızdan. 500 milyon. Ey ki cennet cehennem parası. Var. Ey ki cennet cehennem var. 500 milyon bilmem ne parası. Elif. Elif. 500 milyon bilmem ne parası. Abdest alıp. 195 vakit namaz kılıyor. O secdeye nasıl eğiliyorsun ha? Kimi kandırıyorsunuz siz? Evet. Bir kadını boşanma davasından talep edebileceği keyifsen benim çocuklarımı Allah bana göstermesin. Yazıklar olsun sana. Şimdi bir dakika. Ben herkese... Beyefendi, iddianızı dile getirin, ben sorayım. Caner, uyarılarında yap, kullanmış oldukları ifadelerden dolayı. Eşinden boşanmak için 2,5, 1 dakika bekleyin. Kocandan boşanmak için yüklü bir tazminat istedin mi? Hayır. Sizin tarafınızdan, aile üyelerinizden, sizi tanıyan aracılardan biri. Bu 2,5, oranın sesini alın. 2,5 milyon rakamını telefonda sözlü, yazılı zikretti mi? Hayır. Sen mahkemede kendin ve çocukların için maddi ve manevi tazminat talebinde bulundun mu? Yani avukatıma söyledim ama ben hani hakkım neyse ben onu istedim. Hayır, o senin zaten değil yani. Hayır, hayır, o senin doğal hakkın. Ben yani, onun haricinde ekstra olarak ben kendilerinden yok şu kadar sizden para alacağım vesaire hayatta demedim. Onu yani. Öğrenmek istiyorum. Sen mahkemede avukatın aracılığıyla tazminatını, çocukların nafakası ile ilgili gerekli düzenleme neyse oradaki rakamlar bunu yaptın. Onun dışında yok. Bu boşanmada şu parayı alırız ifadesini Serdar Bey niçin kullanıyor?
Hakim Hanım bana gerekli zaten onu sunmuş, nafaka falan olarak. Bunlar onu bizim söylediğimizi sanaraktan konuşuyorlar. Yani biz söylemişiz o kadar parayı da, yani hakim nasıl bizim söylememize göre... Ama öyle demiyor, sanki yapsın. Sizden bir aracılardan biri, ben 2,5 milyon boşanalım. Hayır. Bakın hayır. Böyle bir biz şey yokmuş. İspatlasınlar, söyleyen kişi kimse söylesinler çıksın, bağlansın. Serdar Bey, ne zaman konuşmuşuz biz o 2,5 milyarı? Kayıtları çıkar, çıkar kayıtları. Arzu Hanım, kim? Tamam. Caner, bana yardımcı ol. Şimdi, ben kiminle Serdar, konuştum? Esra Hanım, Serdar abi. Üst üste bakın. Avukatla konuştu, avukat Evrak. Serdar abi, şimdi senden kalem kalem sadece sinirlenmeden onu anlat. 2,5 milyonun içinde neler var? 5 milyon tazminat. 5 milyon tazminat. 5 milyon maddi manevi. Manevi ayrı. Ondan sonra çocuğa nafaka. 10 bin lira aylık. 10 bin lira Duygu Hanım'a 10 milyon. 10 bin lira nafaka. Ondan sonra 193 gram benden altın istiyor. 193 milyon, 193 gram altına hangi... Mahkemede talep edilmiş mi? Yazılı olarak var tabii, mı? Tabii tabii. Evet, Duygu Hanım istemiş bunları. Ve bana dedim ki gelin anlaşalım, ne istiyorsunuz? Bunları bana getir, boşanmayı kabul ediyorum dediler. Aynı şekilde de bütün evrakların hepsi de mevcut. Ama sen onu... anlaşmalı boşanmada bir şeyler verme taraftarı mısın? Evet, gelsin anlaşalım. Serdar Bey. Bunların nerede olduğunu, para olduğunu biliyorum. Sıkıntı Serdar yok. Bey, gelininiz zaten bunları avukat huzurunda yazılı olarak zaten beyan etmiş. Ama siz şöyle söylüyorsunuz. Sanki bunların dışında sizden bir para talebinde bulunuyormuş gibi bir tavrınız var. Ya bir kayınpeder bu kadar bir evliliğe dahil olur mu ya? Peki bir şey soracağım. Esra Hanım, siz diyorsunuz ki dahil olur mu? Zaten benim param olmasa zaten bunlar bu programa çıkmazlardı. Esra'la benim param şey için çıkıyor bunlar. Zannediyor ki abi, benim oğlumdan para alabileceğini zannediyor. Tamam, ben canlı yayından çıkıyorum şimdi şu anda. Oğlunuz çalışıyor mu? Alabiliyorsa. Haydi. Oğlunuz... Bak kulaklığından çıkarıyorum. Ha, pasif. Hayatım sen yanlış kişiyle evlenmişsin. Evet, tamam. Evet. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seviyorum. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.